Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kıymalı iç harcı ile nefis böyle harika patates köfteleri yaptım. Hemen malzemeler listesine geçelim sizlerle birlikte. Şöyle iç harcı için olan malzemeler domates, kuru soğan, yeşil biber, bir büyük diş sarımsak, baharatları olarak 1 çay kaşığı dolu, 1 çay kaşığı bir hayli dolu tuz. Ee, ben bir miktar kurutulmuş maydanoz koydum. Ee, karabiber ve kırmızı toz biberimiz var. 1 tatlı kaşığı salça ve 200 gram da kıymamız var. Dış kısmı için 4 adet orta boy patates haşlanmış tabii ki de. 1 adet yumurtamız var. 5 yemek kaşığı Böyle düzleme olmasın. Çok aşırı derecede tepeleme de olmasın. Un. Ve de tuzumuz vesaire. Baharatlarımız onda da var. Hızlı geçtik orayı. Açıklamalara yazarım ben. Öncelikle yapım aşamasını, iç harcını hazırlamak ile başlıyorum. Tavaya yağ vesaire dökmüyorum. Kıymayı şöyle topak halinde olduğu için ben buzluktan çıkartmıştım. Biraz çözdürdüm. Ve onu... Dağıttım gördüğünüz gibi sulandı Her seferinde de tabii kapa kapağını kapatıyorum Biraz şöyle piştikten sonra Birkaç yemek kaşığı diyebilirim sizlere tahmini Zeytinyağı koydum Kuru soğan ve Sarımsağı da ben doğramıştım hazır etmiştim doğrama aşamalarına Vesaire sizlere göstermiyorum çok uzun bir video Hazırlamamak adına Ve şöyle bir karıştırıyorum yine her seferinde kapağını kapatıyorum. Kendi buharıyla böyle daha çabuk pişsin, yumuşasın. Biraz soğanlar cansız hale geldikten sonra tabii ki ben bu arada biberleri doğradım ve gördüğünüz gibi onları da ilave ettim. Yine şöyle karıştırıyorum. Tabii ki bakın dediğim gibi her seferinde kapağını kapatalım. Domatesin kabuğunu soydum. Böyle küçük küçük doğradım. Bir tatlı kaşığı salçayı ilave ettim. Her ikisini birlikte karıştırıyorum domates ve salçayı. Baharatlarını koyuyorum. Ve yine şöyle bir tamamıyla bir yere topaklanmasın tuz vesaire. Onları da şöyle dağıtıyorum her tarafına doğru. Ve artık iç harcımız pişmeye yakın hale geldi yarım çay bardağı da su koyuyorum Sizler sıcak suda koyabilirsiniz Ben normal normal yani çeşmeden aldığım şekilde koydum şöyle bir karıştırıyorum kapağını kapatıyorum bir müddet daha piştikten suyunu çektikten sonra kapatıyorum Bu arada kabuğunu soydum patateslerin ve rendeleme işlemi yapıyorum Sizler ezici yardımıyla de ezebilirsiniz benim o şekilde bir ezicim olmadığı için ben rendeleme işlemi yapıyorum her seferinde. Ve tüm patatesleri gördüğünüz gibi rendeledim. Derin bir kap içerisine bir adet yumurtayı, baharatlarını koydum. Baharatlarında da ben dediğim gibi açıklamalara yazacağım. Kurutulmuş maydanozum da var. Sizler çeyrek bağlam maydanoz koyabilirsiniz. Unun hepsini koymak istemedim. E, spatula ile karıştırmaya çalıştım ama spatulanın başlığı kırılacaktı. Biraz daha zorlasam kırılacaktı. Bu yüzden ne yaptım? Bundan sonra dedim şöyle elimi sokayım artık hamur yoğurur gibi. O şekilde elimle müdahale ediyorum gördüğünüz gibi. Ve unun geri kalan hepsini koydum. Elimle şöyle tahmini cıvık olduğunu anlayınca gördüğünüz gibi hepsini koyduktan sonra hafif cıvıksı ve ele yapışır bir kıvamda oluyor. Ama hani hiç sorun değil. Dilerseniz böyle bir müddet dolapta da dinlendirebilirsiniz. Yarım saat bir saat kadar. Daha böyle rahat yapması daha kolay olacaktır ama ben çok fazla vaktim olmadığı için Yanıma bir kaseye zeytinyağı veya ayçiçek yağı da olabilir ayçiçek yağı koydum Elimi Her tarafını böyle yağladım yapışmasın patates diyerekten çünkü çok yapışıyor Bu şekilde Şöyle avcumun ortasında açıyorum iç harcından Koyuyorum Bir dolu tatlı kaşığı olacak şekilde koyabilirsiniz sizler Şöyle birleştiriyorum, açık yer kalmasın çünkü içindeki harç dışına taşacaktır. Kızartacağız ve kızartma aşamasında da belki sıçrama vesaire yapacaktır. Yani hem de görüntü açısından hiç de hoş olmayacaktır. Bu işlemi birkaç defa sizlere şöyle gösteriyorum, kaçıranlar için daha iyi anlamanız açısından. Böyle çok da rahat kapanıyor. Birleştirelim, açık yer bırakmayalım. Dilerseniz sizler yuvarlak şekilde verebilirsiniz ben böyle bir şekil vermek istedim Bu tamamıyla benim fikrim ee, Dediğim gibi sizler farklı Şekillerde yapabilirsiniz bu tarifimi Ve tüm hepsinde bitirdikten sonra artık Tavama Yağ koyup ayçiçek yağı koyup Kızartma işlemine başladım şöyle iyice kızarsın Hafif böyle yumuşak iken çevirmeyin kesinlikle çünkü tavaya yapışmış oluyor. Her ne kadar tavayı önceden ısıtıp yağı önceden hani kızdırmamıza rağmen e, böyle kalkmıyor, ters çevrilmiyor. Ben biraz spatula ile çevirmeye çalıştım, kontrol ettim. E, böyle bir hayli gördüğünüz gibi bu ayarda kızarınca gayet güzel, çok daha böyle rahat çevriliyor. Ve altı üstü kızaran içli patates köftelerimizi alıyoruz. Ben şöyle peçete sermiş oldum. Sizler havlu kağıt sarabilirsiniz. Hem daha iyi. Hani çok fazla yağlı olmuyor gerçekten. Yağ içine fazla çekmiyor ama hani yine de e, havlu kağıt çok daha rahat yağını alacaktır. Benim elimde yoktu. Ben peçete serdim şöyle bir tepsiye. Hepsini de gördüğünüz gibi bitirdim. Tabii ki şu an çok sıcak olduğu için servis tabağına almadım. Böyle ıslanır altı diyerekten. Ve artık en son bir müddet kızın sıcaklığı geçtikten sonra servis tabağına aldım sizlere son sunum halini gösteriyorum Nefis olmuştu biz kesinlikle çok beğendik ailecek Ve şöyle kesiyorum İç orta kısmını da sizlere göstermek için Videomun da bu arada sonuna geliyorum Videomu bana destek amaçlı umarım beğenmişsinizdir tabii ki de ee, Bana destek için Yorumlarınızı bekliyorum lütfen emeği saygı için like atalım Paylaşalım. Bunlar çok önemli. Daha fazla kişilere inşallah sizlerin sayesinde e, bu videom ulaşsın ve de şöyle kanalıma da bir göz atın. Yapmak istediğiniz tatlı, tuzlu, börek vesaire yemek, her çeşit hemen hemen e, tariflerimden faydalanmak istiyorsanız kanalıma şöyle bir göz atın derim. Videolarıma bakın derim. E, birbirinden güzel inşallah tariflerim hani olacak geçmişte, şimdi. Ve dediğim gibi gelecekte de nasipse olacak. Harika bir tarif paylaştığımı düşünüyorum. Emeğe saygı için like atalım. En önemlisi abone olalım. Hoşçakalın.